Arkadaşlar herkese merhaba oyun Portalımız kanala hoş geldiniz ben Fırat bugün botta tezgah simya uzmanlık ve sohbet kısmını göstereceğiz bildiğiniz üzere PHBOT'un detaylı kurulumunun serisi olarak videoda yayınlıyoruz tüm seri izlemek isterseniz de kanalda bulabilirsiniz zaten Arkadaşlar şimdi tezgah geldik diyelim bizim çaburda stal kurması lazım bu herhangi bir yer olabilir. Artık şehirde mi olur? Onu siz seçin. Tamam. Ben de burası al kurmak istiyorum. Luck girmesinin oyuna buraya geldim. Öncelikle burası Kasım tıklıyorum. Buraya seçiyorum. Kasım Hanım bu. Mesela Tezgah. Belki de başka bir slotunuz vardır. İşte orası da artık 120 level. Hani karışmazsınız. Ayırın yani. Burası Tezgah. Seçtim. Pozisyon aldım. Burası doğru. Ben artık burası tezgah kurmak istiyorum. tezgah geliyorum. Tezgah'dan ev geliyorum. Sayfayı inliyorum. Şöyle bir sayfa çıkıyor. Üzümlük olan tüm ihtimalleri gösteriyor burada. Diyelim ki ben bu setereyi sallıyorum. 200 bir tane var. Tezgah fiyat diyorum. Diyelim ki ben bunu 200 yeme koyayım. Örnek bir fiyat bu. Buna sağ tıklıyorum. Tezgah atıyorum. 200 Dikkat edin burada önce tezgah sonra fiyat vereceksiniz. İlk başta fiyat veremezsiniz. Ona göre. Daha sonra burada seçenekler kısmına giriyorsunuz. Otomatik eşyayı seçiyorsunuz buradan. Burada başlığınızı belirliyorsunuz. Başlık yani salda ne yazsın başlığınız. Onu yazdınız. Selamlama, selamlama, selamlama kısmı ise şudur. Örnek veriyorum. Salı kurduk. şöyle görüyor musunuz? Şurayı. Welcome to query yazıyor. Buraya işte bunu yazacak. Selamlama kısmıdır. Sohbet mesajı ise şudur. Şuraya gelir. Buraya ne yazdık diyelim. YouTube oyun portal mix. Bunu sürekli böyle chatten yazacak. Anlatabildim mi? Her 10 saniyede bir yazacak. Bunu genelde de tercih etmiyorlar. Niye bunu yaparken başlık gidiyor. Bilginiz olsun. Deneyelim, deneyelim. Botu başlattık. Evet, tezgah oluşturdu. Gördüğünüz gibi başlığı kurdu. Tabi siz şu an tezgahınızı göremezsiniz oyundayken. Gördüğünüz gibi şu an yazıyor Çar. O yazı yazıyor. Gördüğünüz gibi 12 son sonra 200 yeme koydu. 13 dakika işte inti de 300 yeme koydu. Çünkü böyle aramıştık. Neyse. Botu durdurduk. Diyelim ki bu biraz ultra işidir. Bilginiz olsun. Diyelim ki siz üzerinize bir tem yok ama girirse de bir sal, o sal gelsin o fiyatı koysun. Bundan sonra nasıl olur? Google bankasında daha bir e, çare sürekli oraya gidip tem alıp şehre koymasını ayarlamışsanız filtre kısmına girersiniz. Buradan zaten tek tek fiyatları önceden belirleyip e, üstüne geldiği zaman da koyar. Bu videonun hani bu filtre kısmını ben ayrı bir başlık olarak açıklamışım öncesinden bu videonun bu serinin sonuna ekleyebilirim onu. Tekrardan video çekmeye gerek yok. Yani otomatikman tezgah açarı gidecek. Bankadan parayı bırakacak, para alacak, eşyaları bankadan alacak. Tekrar gelip sal kuracak gibi. Onun bir ayrı bir başlığı var. Bilginiz olsun. Çünkü burası biraz uzun iş. Simya kısmı. Arkadaşlar simyada şöyle bir şey var. Diyelim ki bu silah ne? Çıkardım. Blazewing değil mi? Görüyor musunuz? Blazewing burada. Bulduk. Diyelim ki bu Silah artı kaç yapacağız? Tabi biz basmayacağız. Deneme gösteriyorum burada. Diyelim bu silah artı bir değil mi zaten? Burada yazıyor. Diyelim bu silah artı yap, 7 yapınca dursun. Her artı bastıktan sonra 2 saniye beklesin. Ya da ne bileyim e, patlarsa da 5 saniye beklesin. Yani 1000 misi 1 saniye demek. Ona göre arayın. Şimdi ne zaman Lucky Powder koysun? Yani şöyle pardon. Lucky Powder artık aşağı bassın. Bu yok mu? Şans tozu var ya. Bir dakika. Hemen göstereyim. şunu. Anlatabildim mi? Şu. Bak powder budur. Tabi bu silah 14 EG bu olmaz ama şu olur mesela. Bu da 11 dakika ya. Diyelim ki Capricorn'a basalım. Şeldi. Seçtik. şey burada. Bu da burada. Gördüğünüz artı 5'i gösteriyor burada. Değil mi? Bu silah artı 7 yapınca dursun. Tamam. Bu şeldi artı yapınca duracak. İşte tozu artı 2'den sonra kullansın. Ya da artı 1'den sonra. Ya da artı 0'dan sonra hep kullansın. laki Powder. İşte ne zaman kullansın? Şimdi Lucky kullansın gibi ee, şeyler tümü burada var. Diyelim ki kaç kere diyelim eliksir bastı bastı patladı tuttu falan hani kaç kere denesin bunu? Bitene, bütün eliksiriniz tozlarınız bitene kadar mı? Yok efendim şey, 20 kere denesin artı olmazsa dursun bot. Anlatabildim mi? Bu şekilde halledebiliyorsunuz. Ee... Şimdi bunu yapacaksınız ama diyelim ki biz bu silah artı bu şekilde bu şekilde ayarladık. Eklediniz buraya. Bu silah diyelim artı 7 yaptı. Ya da yapmadı. Fark etmez. Tamam ama diyelim ki şöyle de yapabiliriz. Diyelim bu silah artı 7 yapacak. Tamam mı? 10 kere basacak. Şunları da işte 4 asralı 4'te bassın. de 5 artı 5 kan bassın. işte immortal'ı 5 kan bassın. Lucky Stone'u da öne gülmüşten sonra bassın diye ayarladınız. Bir 10 kere deneyecek. Siz buraya gidip 100 kere yapabilirsiniz. Neyse 10 kere denesin. Buraya geldik biz. Gördünüz mü? Bu silahı artı yapmak için, hani şelde artı yediği yapmak için deneyecek. Bu şekilde bunları basacak. Üstünüze varsa yoksa yapmayın. Yani aktif etmeyin bot durur. 10 kere deneyecek. Eğer 10 kere de başarısız olursa ee, devam etmesi kısmı var. Şunu kaldırın tekrardan. Şu şekilde ekledik. Diyelim bu silah 10 kere denedi ve ateydi olmadı. Varsayıyorum üzerinize, 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 başka bir tem daha var. Tamam mı? Ne var diyelim üzerinize? Şu Dragon Calibrite. Tamam mı? Gelin seçelim bu silahı. Seçtik. Dilim bu silahta art 4 yapsın. Tamam mı? Yani art 4 yapınca dursun. Yine bozmadık. Yine 10 kere denesin. Şimdi i̇şte, bunu 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 kullansın falan filan filan filan. Ekliyorsun. Görün bu silah da arttır. Yapana kadar durmayacak. Hadi bir silah ekleyelim. Şunu da deneyelim. Blazing Wing. Burada koydunuz. Bunu artı 6 yapsın diyelim. Ve artı 6 yapsın. Olmazsa devam etsin. Diğer iteme gibi. Yani bu item artı 7 basacak. 10 kere olmazsa buna geçecek. Tutarsa tutmazsa hiç fark etmez. Artı olduktan sonra buna geçecek. Anlatabildim mi? Sırayla böyle bir setinizi ayarlayıp tüm eriksilerinizi, ne bileyim itenlerinizi, her şeyi ayarlayıp otu başlatırsınız, sabit gelirsiniz, tüm setiniz hazır. Artık stonunuz varsa da. Aynı şekilde burada atürü tübe de var. Aynı gördüğünüz gibi normal şey şu taşı bassın, şu şu kadar. Yüzü olun, yüzü otuzdayken, yüzü ondayken sıkıntı yok, dursun gibi anlatabilir miyim? Zaten Magic, burada örnek veriyorum, bu silahı seçtiniz yine. Buraya dedim ki, setlere ilgili olunca dursun. Tamam mı? Buraya gelip ekettiği zaman bunu yapacak, bunu yapacak, bunu yapacak. En son bu silah geçecek. Üzerine setri taşı varsa bu silah göre. Bunu da gidip setri yapacak. Tamam mıyız buraya kadar? Parçalı kısım var. Bunu hiç tavsiye etmiyorum. Bunu elle yapın. Bunu da elle yapın. Şimdi ben bunu başlat dediğim zaman üzerimde benim eliksiler varsa, tozlar varsa, şans tozu gibi her şeyim mix eksikse mix ki her şey burada. Eliksiler zaten yerden de çıkıyor. Salarda bulabilirsiniz. Siz bunu başlat dediğiniz zaman hemen direkt bunu 7 yapmaya çalışacak. 10 kere olmazsa Tutsun ve tutmasın hiç fark etmez. 10 kere denedi. Sonra buna geçecek. Bunu, bunu 10 kere deneyecek. Artı 4 olursa 10 kere olmadan bırakacak. Diğer silah geçecek. Sonra buna 10 kere deneyecek. Sonra bunun artı 7 yapmaya, 7 e, yapmaya çalışacak. Anlatabildim mi? Bir sistem bu şekilde işliyor. Yani buradan ekleyebiliyorsun tek tek. Ama unutmayın başlat demeniz lazım ki hepsini yapmaya başlasın. Bu bu şekilde. Şimdi tek tek çıkartalım da yanlış paparazi olmayalım şimdi. Burada şişik stone var burada örnek görümsünden Black Sonuz var. Hem e, ee, Blue Sonuz var. Burada tüm beceri dediğiniz zaman gidecek bunu yapacak çeşitli sonu. Tablet kısmı da artık bu tablet kısmı oyunda olmadığı için yapmayacak. Uzmanlık kısmı arkadaşlar diyelim ki ben adam şu an uçar neyici bakalım. Uçar Wizard Cleric. Bu arada bu uçar Kerem arkadaşımızın oynamıyor. Bizlere <.arias> teslim etti sağ olsun. Şimdi bu çar uzmanlık diyelim ki vizardı 125 ya değil mi? Ve istiklere iç, de burada görünüyor gördüğünüz gibi. İç, burada hepsi. Bütün istikleri iç burada duruyor yani. Diyelim ki bu çar varsayıyorum 126 olduğunu 126 olduğunu düşün. Ya da olmadığını düşün. Hiç fark etmez. Siz bilgisayar başında değilsiniz ama mm -hmm. o skill'i açmasını istiyorsunuz ya da ne bileyim farm yapmasını istemiyorsunuz. Sürekli hep böyle leveli atlatmak at, 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 istemiyorsunuz. <laughs> Boğazım kurdu. Buraya geliyorsunuz uzmanlık kısmından diyelim ki biz otomatik yükselt dediğiniz zaman bizart. yani bu çar 126 olduğu zaman hali buraya hakkımız gelecek değil mi? Level atlatma hakkımız gelecek. Otomatikmen bu çar biz ardı 126 yapacak. Sadece sadece şurayı yapacak hani sadece burayı. Ama siz ip skilleri duplamasını istiyorsanız gelirsiniz buradan tek tek bu o skilli diyelim ki sağlıyorum ne versin. Hmm. Şunu açsın mesela. Deket. Bu bunu ne demiş bu? Deket deket. Aha burada. Bunu sağ tıklayıp otomatik yükseltme derseniz SPS olduğu kadar ne kadar istiyorsa oplatır. Yok efendim. Siz tek tek yapmak isterseniz de ekledersiniz. Gördüğünüz gibi buraya açıyor. Ben genelde ne yaparım mesela? Hepsini önce, önceden bir daha oyun çarda bile her şeyi ayarlarım ben. Tek tek her şeyi ayarlarım. Hangisini verecek hangisini vermeyecek diye. O şekilde olayı bitiriyor. Aynı şekilde kredi de yapabiliriz bu şekilde. Burada gap 0 var. Size örnek veriyorum. Bunları yaparken 0 gap bilsin. Yani uçak 126 olunca hemen uplasın. Yok efendim her zaman skill'leri arka planda 3'e elde getirsin. Gibi de Bu şekilde orijinal sikolatta ya da başka serverlarda SP sıkıntınız varsa bu şekilde de egale ediyorsunuz. Yani gap yapınca bildiğiniz üzere XP az gelir, SP fazla gelir. Onu demek istedim. Sohbet kısmı. Diyelim ki ben... Çağrı değilim abi. Tamam mı? Ya da ne bileyim. telefonu tam bir bağlanıyorum. Adam bir şey yazmış. Yazmış bakmak istiyorum. Ya da tezgahımda adam. Tezgahımda bir şey yazmış ama merak ediyorum. Şimdi burada tüm var. Zaten. Tümünde her şey görürsünüz. Onu geçin. Genel kısmında örnek vermem buraya selam dediğim zaman. Çağır. Gördüğünüz gibi selam aleyküm yazdım. Tabii siz göremiyorsunuz buradan ama yazıyorsunuz aslında. Parti kısmı aynı şekilde partiniz varsa selam yazarsanız partiye gider. Tabi şu an parti olmadığımız için görünmüyor. Birlik partisi bildiğiniz gibi. Union Parti olayı. Dört tane parti birleşimi olayı var. Union Parti'de konuşmak istiyorsanız da Enter'a basın. Manuel işi konuşmak istiyorsanız Shift artı 3'e basın iki kere. Bu çıkıyor. Sonra bir tanesini silin. Sonra bu şekilde yazabilirsiniz Union Parti'de. Guild kısmı normalde Guild'e selam verebiliyorsunuz. Selam verdim. Tabi şu an bende görünmez ama botta yazdığım gider. Ee, akademi iş akademi yazabilirsiniz. Tam tersi işte global Global'ınız varsa üzerinde örnek bir VTS Gold veya VTS Çar yaptığınız zaman gönderdiğiniz zaman çar üzerine global varsa globalı kullanır. Duyuru kısmı noticelerdir. Gemi bir şey yazmış mı diye görürsünüz. Özel kısmı örnek bölümü bir çarpıya e atalım? Kime atalım? Kime atalım mesela? Bakalım bir tane çar bulalım. Diyelim ki SNP yani benim bizzat çarlarım mesela SNP PM e atalım. SNP S, N, P, alt -tire. Ben buraya selamun aleyküm yazdığım zaman yani ne yazarsanız yazayım. S, -n -p mesaj gider. abi dışarıda görünmüyor ama gidiyor yani merak etmeyin. Tezgah kısmı ise dedim tezgahınız tezgahınız açıktır. Buraya selamun aleyküm dediğiniz zaman gider buraya. Ya da size başkası bir şey yazmışsa tezgahta görünür. Ama botta görünmez. her yani şeyde çağrıda görünmez ama botta görünür. 12'leri Bu buradan takip edebilirsiniz. Kim ne yapmış ne etmiş. Notlar kısmı şudur. Şuradan bildiğiniz üzere herhangi bir insana mesaj gönderebiliyorsunuz. Şuradan mesela pardon bir dakika. Burada mesela diyelim ki SNP'ye mesaj atabiliyorsunuz. Not defteri gibi. Çar oyuna gelince görsün diye. Bunu artık kimse kullanmıyor nedense. Engelli kısmı da ne bileyim işte. Diyelim ki SNP bize küfür etti sallıyorum. Böyle yaptığım zaman. Eke dediğim zaman SNP bana PM alsa bile gelmez artık gibi. Bu şekilde arkadaşlar bugünkü videomuzda tezgah, simya, uzmanlık ve sohbet kısmını gösterdik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu lütfen izleyerek anlayın. Yaparak anlamayın. Önce beni izleyin. Sonra ne yaptığınızı bilirsiniz zaten. Ben oyun portal Miksen Fırat. Perşpot detaylı kurulum. 6. videosu da bu kadar. Görüşmek üzere. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sevgilerle.